süreçte yaptığımız promosyon ürünlerimizde olsun, takvimde olsun, basılı materyallerimizde olsun fiyatlarımızı ne yazık ki sabitleyemedik henüz. İşte buraya gelen müşterilerimize fiyat konusunda her gün fiyat değişmesinden onlar muzdaripler, biz bu durumu açıklamaktan mutlu olmuyoruz. Çünkü her gün fiyat değişiyor. Sadece kur artışıyla alakalı değil bu durum. Şöyle, zaten bir zam gelecekti ama bu zamın üzerine kur da eklenmiş oldu. Yani atıyorum %50 bir zam gelecekti. Bunun üzerine kuru da eklediler. Biz o şekilde almaya devam ettik bunu. O yüzden bizim için ekstra bir maliyet olmuş oldu. Müşterilerimiz hiç memnun değiller. Çünkü hani bunun sadece bizim elimizde olduğunu düşünüyorlar. Biz sürekli fiyatı kendi istediğimize göre arttırdığımızı düşünüyorlar. Ama ne yazık ki biz öyle yapamıyoruz. Yapmıyoruz da, fırsatçılık asla yapmıyoruz. Çünkü bizim maliyetimiz belli. Sadece kağıt değil, toner maliyeti de var. Bunlar tamamen dolar euro bazında aldığımız malzemeler zaten. Bunların artması bizim kağıt, yani yaptığımız malzemenin de fiyatını arttırıyor. Bu şekilde müşteriler her gün geliyor, işte neden bu kadar fiyatlar artıyor, her gün fiyat mı değişir gibi şeyler alıyoruz, tepkiler alıyoruz. Ama bu bizim elimizde olan bir şey değil. Yani ayakta durmak gerçekten şu dönemde çok zor. Herkes için söylüyorum bunu, her meslek için söylüyorum. Çünkü önümüzü göremiyoruz, ne olacağını da bilmiyoruz. Ama bir şekilde ayakta kalmaya, yani ayakta kalmak istiyoruz. İşte bunu da şöyle öngörüyoruz, daha iyi olabileceğini düşünerekten, yani tamamen böyle önümüze bir umut ışığı yakmaya çalışıyoruz. Biz o ışığa yürümek istiyoruz. O yüzden şu anda ayakta kalabildik. İnşallah daha iyi olmasını ümit ediyoruz.